Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonuna girişte bir kişi tarafından yumruklu saldırıda bulunulmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Orhan Ö hakkında adli kontrol şartı uygulanması talep edildi. Saldırıya ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bayındır, Orhan Ö'nün ifadesini aldı. Savcı Bayındır, ifade işlemi sonucunda Orhan Ö'yü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Orhan Ö hakkında adli kontrol uygulanıp uygulanmayacağına nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi karar verecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Hüseyin Çelik, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıyı düzenleyen şahsın daha önce AK Parti'ye üye olduğunu ve ihraç edildiğini açıkladı. Çelik, sabıkası olan bir şahsın partilerine üye olarak kabul edilmesinin ise ciddi bir özensizlik olduğunu savundu. Hüseyin Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Övet'in 2012'de Elmadağ'da partimize kaydolduğu tespit edilmiş ve olay sonrası derhal ihraç edilmiştir. 9 milyon küsur üyemiz vardır. Onlarca sabıkası olan birinin partimize üye kabul edilmesini ciddi bir özensizlik olarak değerlendiriyoruz. Çelik ayrıca konuyla ilgili son mesajında da bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz dedi. Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Mardin-Midyat Karayolu'nun Şenköy beldesi yakınlarında Mardin yönüne giden 22 yaşındaki Gökhan Kanat'ın kullandığı 47LA-943 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü Gökhan Kanat'la kamyonette bulunan 22 yaşındaki Şaban Kızmaz, 22 yaşındaki Ömer Kaplan ve 21 yaşındaki Muhammed Burak Aslan yaralandı. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Midyat Nusaybin Karayolu Sivrice Köyü kavşağındaki kazada da Sivrice Köyü yönüne giden 34 yaşındaki Muhittin Yılmaz'ın yönetimindeki 33CJH22 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaralı Yılmaz ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Mardin'in Derik ilçesinde bir grup çiftçi elektrik kesintileri nedeniyle ürünlerini sulayamadıklarını öne sürerek Derik Kızıltepe Karayolu'nu trafiğe kapattı. Tarlalarını elektrik kesintileri yüzünden sulayamadıklarını iddia eden grup, Türkiye Elektrik İletişim AŞ Dikmen Trafo Merkezi önünde toplandı. Grubun Derik Kızıltepe Karayolu'nu bir süre ulaşıma kapatması üzerine jandarmanın müdahalesiyle yol ulaşıma yeniden açıldı. Burada grup adına açıklama yapan Balova Köyü Muhtarı Necat Kral, elektrik kesintilerinden dolayı mahsullerini sulayamadıklarını belirterek ürünlerinin kurumaya başladığını savundu. Çiftçiler mahsul durumdadır. Bir aydan beri elektrik alamıyoruz. Çiftçi 200 milyon para borcudur devlette. Her ay millet kendi borcunu ödüyor, TEDAŞ'a veriyor. Niye böyle yapsın? Adam devletle sözleşmelidir, millete ihtiyacı temsil etmek zorundadır. Elektrik mi vermiyorsun? Elektrik vermiyor adam. 24 saatte 12 saat vermiyor. Zaten saat hepsi kurudu gitti. İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Yüreklerimiz yaralıdır, acılarımız daima tazedir ama aynı zamanda aziz şehitlerimizin yüksek mertebeleri de umudumuzdur, onurumuzdur, şerefimizdir." dedi. Ala, Türk Polis Teşkilatı'nın 169. kuruluş yıl dönümü ve Polis Bayramı dolayısıyla Ato Kongre Merkezi'nde açılan polis sergisini gezdi. Şehitler için okutulan mevlidin ardından şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Bakan Ala, yemekte yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Değerli kardeşlerim, sizler en değerli varlıklarınızı bu vatana şehit verdiniz. Bunun hiçbir dünyevi karşılığı olamaz. Dünyanın hiçbir makam ya da mevkii, hiçbir iktidar tek bir damla şehit kanı kadar kıymaktar olamaz. Şehitlerimize kıyamete kadar minnet ve şükran borcumuz vardır.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde 9 kişinin öldüğü kazada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 35. kilometresinde meydana gelen 9 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazada araçların kaldırılması için çok sayıda çekici olay yerine geldi. Polis ve jandarma ekipleri incelemelerini tamamladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Karayolu enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı. Olay yerine gelen Sarayönü Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet İnanır, gazetecilere yaptığı açıklamada Sarayönü'nden saat 06.30'da iki yolcu minibüsünün Konya merkezine doğru yola çıktığını söyledi. Aldıkları bilgilere göre karşı şeritten gelen tır şoförünün uyuması sonucu minibüsün seyir halinde olduğu yola geçtiğini savunan İnanır, aynı anda yola çıkan minibüslerden biri yolcu almak için yolda bir süre duraklamış. Dolayısıyla iki minibüs ard arda seyretmemiş. Çok üzücü bir olay. Minibüstekilerin 13'ü yolcu, ikisi şofördü dedi. Sarayönü ilçesi Ladik Kavşağı yakınlarında 33CJH19 plakalı tır bölünmüş yolda karşı şeride geçerek Sarayönü ilçesinden Konya kent merkezine yolcu taşıyan 42Z4723 plakalı minibüsle çarpışmıştı. Aynı minibüse otomobil yüklü 34BH6873 plakalı tırın da arkadan çarptığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. 9 yaşındaki Mert Aydın'ın cenazesi toprağa verildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan Aydın'ın cenazesi ambulansla Kars'a getirildi. Aydın'ın cenazesi daha sonra törenin düzenleneceği İstasyon Camisi'ne götürüldü. Törene Aydın'ın ailesi, yakınları, Kars Valisi Eyüp Tepe, Emniyet Müdürü Ercan Çakmak, Belediye Başkanı Murtaza Karaçantay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Mert'in annesi Arzu ve babası yolcu Aydın'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kandırsınlar, içkimse olsun. Ya da bana versinler. Onu bana versinler. Katilini bana versinler. O caniyi bana versinler. Şırnak'ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyen grup, içerisinde öğrencilerin bulunduğu özel bir yurda ses bombası, molotof kokteyli ve havai fişekle saldırdı. Olayda can kaybı yaşanmazken yurtta hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasef mahallesinde toplanan yüzleri kapalı bir grup, aynı mahalledeki özel bir öğrenci yurduna saldırdı. Olay esnasında yurtta bulunan öğrenciler arasında panik yaşandı. İçerisinde çok sayıda öğrencinin bulunduğu yurda, ses bombası, molotof kokteyli ve havai fişek atan gruba olay yerine gelen zırhlı polis araçları müdahale etti. Yüzleri kapalı göstericiler ara sokaklara kaçtı. Yurt çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bu arada 27 Mayıs 2011'de Cizre'de düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında çoğunluğu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin bulunduğu özel bir yurda atılan molotof kokteyli nedeniyle 3 öğrenci yaralanmıştı. Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 307.950 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada yaklaşık 7 aydır süren uzun takip ve çalışmalar sonucunda Şırnak Merkez, Cizre ve Uludere ilçelerinde kaçakçılık suçlarını organize bir şekilde işleyen şahıslara yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon lira olan 307.950 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen 12 kişiden 4'ünün tutuklandığı, 3'ünün de adli kontrol kararı verildiği, 5'inin de serbest bırakıldığı belirtildi. Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yem çuvallarına gizlenmiş 111 bin paket kaçak sigara bulundu. Edinilen bilgiye göre dispanser kavşağında uygulama yapan polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan İS yönetimindeki 35HZE25 plakalı kamyonda arama yapıldı. Daha sonra detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürülen kamyonda yem çuvallarına gizlenmiş 111 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Gözaltına alınan sürücü İS ile EM ve AŞ hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. Diyarbakır'da duruşma sonrası adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
arazi anlaşmazlığı ile ilgili duruşmanın ardından adliye binası önünde davanın tarafı iki ailenin üyeleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Diyarbakır Devlet ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Diyarbakır'da personel servis aracıyla beton mikserinin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Elazığ yolundaki Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü'nden çıkış yapan, kurumda görevli personeli taşıyan 21S0365 plakalı servis aracı, Elazığ istikametinden gelen 21KA424 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Kazada yaralanan 15 kişiden 11'i Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 4'ü Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göksun ilçesinde üniversite öğrencisi önce 6 arkadaşını bıçakla yaraladı, ardından bıçağı karnına saplayıp intihar etmek istedi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cinnet geçiren üniversite öğrencisi 6 arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra bıçağı karnına sapladı. Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu öğrencisi ŞŞT Kayabaşı mahallesindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirdi. Aynı apartmanda oturan ve öğrenci oldukları öğrenilen arkadaşları Furkan Okan, Samet Öztürk, Ali Rıza Özer, Süleyman Erberk ve Kürşat Kanzay'ı bıçakla yaraladığı iddia edilen ŞŞT daha sonra bıçağı karnına sapladı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan ŞŞT, Furkan Okan ve Ali Rıza Özer Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaatın temel kazısı sırasında toprak altında kalan iki işçi yaralandı. Malatya'da inşaatın temel kazısı sırasında kayan toprağın altında kalan iki işçi yaralı kurtarıldı. Saray Mahallesi, Finiköprü Sokağı'nda inşaat temeli kazısı sürerken işçiler 52 yaşındaki Haydar Özbey ve 50 yaşındaki Ömer Şahin kayan toprağın altında kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince çıkarılan işçiler Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gaziantep Ticaret Odası, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde ofis açtı. Royal Mall alışveriş merkezindeki ofisin açılışına Gaziantep'ten gelen 180 iş adamı ile Erbil'deki ortakları katıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sinan Çelebi yaptığı konuşmada bakan olduğu 2009 yılında Kürdistan bölgesi ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar olduğunu hatırlatarak şimdi ise bu rakam 8 milyar dolara geçti. 4 yıl önce Türk firmalarının bakanlığımıza kaydı 485'ti. Bugünse 1500 şirket bakanlığımıza kayıtlı. Ticaret hacmi genişliyor, şirket sayısı artıyor, arzumuz daha fazlasıdır dedi. Bursa'da kediye çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araçtaki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bursa'da önüne çıkan kediye çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre İzmir yolunun 20. kilometresi Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sanayi bölgesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 35S0354 plakalı otomobil yol ortasındaki refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araçtaki mümin Canbaz olay yerinde hayatını kaybetti. Bilal Bekiroğulları Ferhat Sayan, Mahmut Deniz ile Aziz Öztürk yaralandı. 112 acil servis ambulansıyla Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olmadığı bildirildi. Canbaz'ın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü şahitlerinin sürücü önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca araç aydınlatma direğine çarptı bilgisini verdiği belirtildi. Araçtakilerin balık avından döndükleri kaydedildi.
Okul kantinleri hijyen yönetmeliği ile sağlıklı nesiller için hijyenik gıda. Ben Mardin'im, şemsi özgürlüğün, kameri güzelliğin, Yezid gün batımının inanç birlikteliğim. Ben inancım. Ben Ulu Cami'de okunan ezana selam veren Kırklar Kilisesi'nin çanıyım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'a inanç noktasında bin yıldır ortaklık kurmuş insanların mabediyim. Ben Mardin'im.
hayatı 169 yıldır her zaman her yerde görevde. Televizyon izlerken sıcacık demli bir çay iyi gider. Çaykur, Türkiye'nin gerçek çayı budur. Çaykur, Türkiye'nin gerçek çayı budur. Evlenenler, evini yenileyenler için, modern ve şık çizgilerle farklılaşmayı sevenler için, renkli çözümlerin adresi Dinçerler Mobilya. Bellona Mardin Bayi, tüm kredi kartlarına 9 ay taksitle.